Allah'ın anılmasından çok rahatsız olurlar. Ama dikkat çekmemek için dillerinin ucuyla Allah'ı anarlar. Böyle haşa, Allah'a sırf anmış olmak için Allah'ın adını zikrediyorlar hocam. Hayır, için. Müslümanlara öyle göstermek Evet, için. Yani inşallah. din, çünkü dindar göster, direkt dinsizim dese Müslümanlar zaten konuşuyor, hiçbir şey kalmaz. Müslümana saldırabilmesi için, bir şey söyleyebilmesi için onun önce takva olma iddiasında olacak ki Müslümana saldırsın münafık. Evet. Münafığın kendi üstüne oluşturduğu bir kılıf o. Bir görünüm. Yani dışını böyle ayetle, hadisle kapatır İnşallah. münafık. Anlaşılmaması için. Yani nasıl mesela AIDS mikrobu değil mi? Virüsü tanınmamak için ne yapıyor? Özel bir proteinle Evet. kendini sarıyor değil mi? Evet. Ve hücreye giriyor. Evet. Şimdi haşa benzetmek gibi olmasın. Yani Kur'an'ı tenzih ederim. Münafık da kendini Kur'an'la sarar, hadisle sarar, belli etmemeye çalışır ki Müslümanla çatışabilsin. Çünkü öbür türlü Müslüman karşısına geldi, Müslüman der ki sen zaten dinsiz kafirsin, açıkça söylüyorsun. Ne konuşacaksın benden der. Ama münafık karşı karşıya geldi, şimdi normal bir Müslüman gibi de gelmez münafık. O zaman der ki Müslümana, değil mi? Yani sen de normal bir Müslümansın, ben de bir Müslümanım. O zaman konuşacağı bir şey olmadığını düşünebilir. Yani fazla iddialı olmaz. Münafık çok iddialı ortaya çıkar. Yani en akıllı, evliya, en iyi bilen, her şeyi çok iyi kavrayan, hatta o kadar yukarı çıkar ki peygamberden de kendini üstün görür. Ama asıl dünyasında kendini Allah'tan üstün görür. İnşallah. Allah'tan daha merhametli, daha akıllı, daha doğru düşünen olarak görür. Gerçek dünyası budur münafık. İnşallah. Bütün münafıklarda bakın hep akıldane ve çok bilmiştirler. Hepsi. Evet, inşallah. Ya bir düşün, İnşallah. tarihe bakın. Tamamı aşırı bilmiştir. Her şeyi çok doğru bildikleri kanaatindedir. Doğru teşhis koyduğu, doğru anladığı kanaatindedir. Ve dini de en iyi anlayan iddiasındadır. Yani Kur'an'a tam hakim olduğu iddiasındadır münafıklar. İnşallah. Asr-ı Saadet'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Dırar Mescidi'nin münafıkları hep alimdi. Kendilerine göre, kendi Evet. kafalarına göre. Yani Kur'an'ı en iyi bilen iddiasındaydılar. Peygamberimize Kur'an öğretmeye kalkıyorlardı. Haşa. Sahabelere Kur'an öğretmeye kalkıyorlardı, haşa. Acayip böyle ukala, zübbe, üst perdeden, itaate gelmeyen, azgın şeytan ve iblis karakterleridirler. Yani şeytanın insan modeli. Şeytan tam tipik bir münafıktır. Bakın ilk baktığınızda şeytana bakıyoruz. Müslümanlarla birlikte yaşıyor önce cennette. Bak dikkat edin, safalara dikkat edin. Sonra bilmişliği ortaya çıkıyor münafık karakteri olduğu için bilmiş. Diyor ki size diyor sonsuzluk ağacını ve sonsuz olmayı sonsuz mümkünse öğreteceğim diyor. Yani haşa bak yine Allah'tan üstün olduğunu ve Allah'tan ayrı bir bilgiye sahip olduğunu ve onlardan da ayrı bir bilgiye sahip olduğunu iddia ediyor. Bilmiş. İnşallah. Orada bir psikopatı yani Müslümanları kendi iblis ruhuna çekme eğilimi var. Yani kendi gibi yapmaya çalışıyor Müslümanları da. Ya Müslümanları mahvetme konusunda kararlı. Mesela Allah diyor ki Allah enaniyetini bildiği için Adem'e secde et diyor. Beyninden vurulmuş da dönüyor münafık olduğu için. Yani zaten itaat onun en ağırına giden konu. Yani Allah'a itaat etmek zaten ağırına gidiyor. Ama o ana kadar onu belli etmemiş o. O ana kadar gizlemiş. Ama Adem'e secde et dediğinde sigorta satıyor. Artık yani münafığın bir kopma noktası vardır. Yani İnşallah. münafık dayanır, 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 dayanır. Birden küt misina gibi kopar. Yani İnşallah. aniden şey yapmaz münafık. Yani İnşallah. başlangıcı hemen şey yapmaz. Yani onun bir direnç noktası vardır. Allah en hassas noktasından onu vuruyor. Onun için Allah münafıkları ayırırken hep onların dayanamayacağı bir noktaya onları getirip oradan koparır Allah. Yani Müslüman cemaatler de öyledir. Hep ona dayanamayacağı bir nokta vardır. Mesela hassas bir yerinden vurulmuştur o. Onun için artık münafıklığını ilan eder ve Müslümanların ayrılıp cephe alır. İnşallah. Anlaşılır mı? Allah onu en hassas yerinden vuruyor Cenab-ı Allah. Diyor ki secde edeceksin. Bak hemen o zübbe ahmak kafasıyla ki klasik münafık aklıdır bu. Beni diyor
ateşten yarattın diyor. Onu çamurdan yarattın diyor. Allah bilmiyor ki bak. Avanak olduğu için. Dolayısıyla ben daha üstünüm diyor. Ben ona secde etmem diyor. Ve itaatsizlik. Yani çünkü itaat en ağırına giden konudur münafığın. Yani en dayanamadığı konudur. Hiç kimseye itaat etmek istemez münafık. Yani onun böyle dik başlı ve bölünmecidir. Parçalanmacıdır. Müslümanlarda bütünleştiricilik vardır. Münafıkta parçalama eğilimi vardır. Parçalar, 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 sürekli parçalama. Ve mülk sahibi olma eğilimi. Bak diyor ki sizi sonsuz bir mülkün sahibi yapayım mı diyor. Bak, onları da o damarından yakalamaya çalışıyor. Adem'le Havva'ya. Çünkü kendi sorunu da onun. Sonsuz mülk. Bak mal hevesi var. Ve itaat etmeme. Kendi itaat etmiyor. Onlar da itaat etmesini istemiyor. Onları da itaatsizliğe sürüklüyor. Ana konu bu. Ve arkasından da tam böyle bit yavrusu gibi diyeyim yani. Onun bir şeyde karşılığı vardı ama. İnşallah. Yani böyle hani uyuz vaşak gibi diyelim. İnşallah. Uyuz vaşak gibi. Bit yavrusu gibi ya diyelim yahut. Bir de diyor ki ahirete gittiğinde ben Allah'tan korkarım diyor. İnşallah. Bak birden böyle o manyaklığının gereği olarak mesela akıl almaz bir karşı cevap. Ulan Allah'tan korkuyorsan köpek, uyuz köpek diyelim artık yani köpek evet. Diyorlar üstü, köpek de diyemiyoruz. Peki bunu yaptığın ne? Bu hareketin ne? Böyle manyak karakterli mesela hiç ummadığım sıçramalar yapar. Mesela birden ben de Allah'tan korkarım diyor ve ben sizi davet etmedim, siz kendiniz geldiniz diyor. Ulan uğraşmıyor musun bütün ömrüm boyunca? Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Böyle manyak savunması vardır şeytan. Yani münafıklar da aynısıdır. Ben böyle bir iddiam olmadı diyor. Ben sadece davet ettim. Siz de gelin ben Allah'tan korkarım diyor. Yani tam klasik manyak yani. Ulan dünyanın ömrü boyunca bu psikopatlığı yapmadın mı sen? Zarar bir sürü verilmedi mi? Yani bakın münafıklara, tarihe bakın. Şeytanla tıpatıp aynı olduğunu görürsünüz. İnşallah. İnşallah. Şeytanın en güçlü tecellisidir münafık. En güçlü. Küfürde daha zayıf tecelli eder. Çünkü küfürde mertlik vardır, açıktır. Mesela şeytan İnşallah. Mert değildir, kahpedir. İnşallah. İnşallah. Yani o yönünden ayrılır. Onun için münafık en derinindedir. İnşallah. Cehennem. İnşallah. Şeytanlarla birlikte. İnşallah. Hem şeytanlarla birlikte beraber haşroluyorlar zaten. Yani Kur'an'ı incelediğinizde bunu görürsünüz. Yani çok kapsamlı olarak bakın. Bir de münafıkların hayatına bakın. Aynıdır. Mesela alimdir şeytan. Müthiş bir bilgiye sahiptir. Münafıklar da müthiş araştırmacıdır. Detay detay her şeyi araştırır. Mesela şeytan girift yönleri çok iyi bilir. O münafık da girift yönlerden yaklaşmaya çalışır. Mesela insanların zaafı olduğu gördüğünü düşündüğü noktalarda. Çünkü kendi münafık ruhuna bakıyor. Ne diyor ya? Benim istediğim diyor mesela soruyor kendine. İtaatsizlik mesela. İtaatsizlik olduğunu düşünüyor. Mal hırsı olduğunu düşünüyor. Sıkıştığında da Allah'tan korktuğunu, Allah'a bağlı olduğunu fakat kendisinde bir suçu olmadığını söylemek şeklinde. Fakat Hazreti Adem bu oyunu fark etti tabii. Çok yüksek ruhlu bir insan. Üstü başı açılınca bütün şey, doğal ihtiyaçlarını gördü, ağladı. Yani olay şiddetinden. Çünkü cennette yoktu bunlar. İnşallah. Ya bir de baktı ki doğal ihtiyaçları var. Ya çok acayip bir durum olmuş oldu tabii yani. Mesela acıkıyor, susuyor, banyoya gidiyor. Yani çok acayip bir durum. Üşüyor, sıcak var. Cennet, yani oradan oraya geldi şimdi bak. Oradan oradaki fark o bile yetti yani. Cennetle dünya arasındaki fark bile ona yetti. Dünya adeta cehennem gibi oluyor tabii o cennete kıyasla. Bir acayip bir durum olmuş oluyor. Ve çok esaslı bir tövbeyle tövbe etti ve peygamber oldu biliyorsunuz. İnşallah. İnşallah. Havva annemiz de veli evliyadır. Çok muhterem bir insan. İnşallah. İşte o da tam tövbe etti. Ve Allah'a tam kul oldu. Allah da yardım etti. İnşallah. İnşallah. Ama münafık çok kararlıdır. Allah onun için diyor ki bakın onların kalpleri parçalanmadıkça asla vazgeçmezler diyor. Münafık apayrı bir şeydir. Ya asla ve asla manyak. Ya ne yaparsan yap evir çevir manyak. Tepesinin üstüne getir yine manyak. Bu tepesi ayaklarının üstüne basır yine manyak gene.
Durur durur o delilini yapar. İnşallah. Zaman zaman da evliya gibi. Hakikaten pişman uslubu yapar. Mesela diyor ya şeyde, ahirette, cehennemde. Ben Allah'tan korkarım diyor. Mesela bak şeytanın böyle bir uslupta bulunması şok bir açıklama değil mi? Hayret edecek. Ya, ömrü boyunca iblislik yapmış. Sonunda ben Allah'tan korkarım diyor. Bir açıklama daha yapıyor. O da şok açıklama. Ya, çok şaşırtıcı. Ben sizi davet etmedim diyor. Allah Allah. Ulan kim yaptı o zaman? Değil mi? Evet. Sadece ben söyledim. Siz de icabet ettiniz diyor. Hayır doğru. Hakikaten o söylüyor. Öyle bir gücü yoktur. Ama o zaten yapsınlar diye uğraşıyor. İnşallah. Yani yapmaması için söylemiyor ki onu. Yapsınlar diye söylüyor. İnşallah. Ama bak buna rağmen hakikati bilir. Mesela şeytan Mehdi'yi bilir. Peygamberin peygamber olduğunu bilir. Münafıklar da bilir peygamber olduğunu. Ama uymaz. Yani çok acayiptir. Mesela diyorlar peygamber yanında sen Allah'ın bir Resulüsün evet, diyor. Evet inşallah. Evet inşallah. Biliyor aslında. Ama müthiş bir öfke var içinde. Kin var. Şeytani bir ruh. O vaşak ruhuyla yani uyuz vaşak ruhuyla yapmıyor. İtaat etmiyor. Yani çok evet. Şaşırtıcıdır. Yani böyle çok derindir manyaklığı münafığın ve şeytanın. Ama Mehdi anti şeytandır. Anti iblistir. Anti deccaldir. Onun için Mehdi devrinde şeytan öldürülüyor. İlk defa böyle gerçek anlamda çökertiliyor. İnşallah. 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 Ya bütün dünyada çökertilecektir. Ve herkes iman ediyor. İnşallah. Hazreti İsa Mesih'in yardımıyla. Maşallah. İnşallah.